چرا نه رنی؟ آرکی زمان دیگه دو نی؟ زمان دنی نتوخشی بود، دو چری. دنم سوال اسی. برم اتیم ده. آره دو چری. دنم سوال اسی. متعدد دارم. ...2014 yılında yine partimizle beraberdik. Kayyum atandı. Ondan sonra yine kayyumdan sonra 2019'da yine DEM Parti aldıktan sonra yine kayyum atandı ve halkımız burada çok mağdur edildi. Kayyum atandıktan sonra hiçbir halkımıza kapılar tamamen kapatıldı. İnsanlarımız yani belediyenin kapısına giremez oldu. Gidip de birine durumunu, yani ihtiyaçlarını, sorunlarını anlatamaz oldular. Çünkü karşılarında kimse yoktu. Belediye, yani kayyum, kaymakam kesinlikle halkla ilgilenmiyordu. Oradaki belediye çalışanlarımız da aynı keza halkımızın birçok sorununa sorununu göz ardı ederek ilgilenmediler. Ve şu an Peri gördüğünüz gibi cennet, her taraf cenneti, cennet gibi bir yer ama yol sorunlarımız var. Gençlik sorunumuz var. Çocuklarımızın, yani gençlerimizin tamamen dışarıya çıkması, çocuklarımızın burada çocuk olmaması, aileler daha çok yaşlı kesim kaldı. Şu an bizim Peri'de genç nüfus olayı çok az. Şöyle, çünkü çalışma yok. Burada çalışılacak bir yer yok, alan yok. Gençlerimizin daha çok çalışma alanları olmadığı için dışarıya, yurt dışına ya da il dışına çıkarak oralara yerleşmeleri sonucu Peri Akpazar beldesinin nüfus yaşlılaştırıldı. Biz tekrar DEM Parti olarak geldiğimizde projelerimizi en çok, daha çok gençlik üzerine projelerimiz olacak. İş alanları üzerine projelerimiz olacak. Halkımızın ihtiyacı olan birçok projelerimiz var. Halk meclisleri kurarak halkımızla beraber bu meclisten alacağımız kararları halkla beraber yöneterek Peri'yi yönetmek istiyoruz. Ayrıca dediğim gibi kadın meclisleri kurarak kadınlarla beraber yapabileceğimiz çok şeylerimiz var. Kadın kooperatifleri, kadınlarımızın ekonominin içinde olmaları, sadece ailenin değil de kendi imkanlarıyla, kendi yaşamlarıyla daha ileriye, daha güzel bir yaşantıyı, modern bir yaşantı sağlamalarını istiyoruz. Mesela kadın kooperatifleri de şöyle, kadın meclislerinden sonra kadın kooperatifi. Çünkü burası hayvancılık ve tarımla şeyini geçiren bir yer. Sağlayan, geçimini sağlayan bir yer. Kadınlarımız daha çok mesela hayvancı evdeki ürettiklerini pazara getirip, pazar ya da kooperatife getirip satmaları, değerlendirmeleri, çoğu şeyler çöpe gidiyor. Kuru sebzelerimiz olsun, yaş sebzelerimiz, meyvelerimiz, kurutulan kuru gıdalarımız olsun ve onun dışında el emeği, el işlerimiz olsun. Yani bunları kadınların değerlendirmesi ve aile bütçesine katkıda bulunmaları yapabilecekleri en güzel şeyler. Eminim ki çünkü bizim buranın kadınları, ben de burada buranın halkıyım, buranın insanıyım. Çoğunu yaptığımız çoğu çöpe gidiyor. Çünkü değerlendiremiyoruz. Biz onu değerlendirmek istiyoruz kadınlar olarak. Her şeyden önce kooperatifi kurarak dışarıya açılmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü kadınlarımız çok güçlü. Tarım ve hayvancılık en çok ön planda olan yer. İnsanlarımız tarımla uğraşıyor. Ama şu an gerçekten yapamıyorlar. Şöyle yapamıyorlar. İmkanları el vermiyor. Her şey o kadar pahalılaştı ki insanlar arazilerini dışarıdan gelenlere kiralıyorlar. Hani onlar ekiyor, sadece bir kira alıyorlar. Ama kendileri yapıp da kazanırlarsa daha iyi olur. Belediyemizin projesinin içinde işte halkımıza yararlı olabileceğimiz bir çerçtir. Halkımızın kendi imkanlarıyla ekemediği, belediyemiz yine belediyenin imkanlarıyla traktör sağlayıp ekim dikime yardım etmek, biçerlerle yine halkımıza yardım ederek biçmeleri, yani kendilerinin kazanmalarını istiyoruz. Çünkü dışarıdan geliyor, kiralıyorlar, hiçbir gelirleri olmuyor. İnsanlarımız gitgide yoksullaşıyor. Hani yapacak güçleri yok. Yapabilecek güçleri yok. Bunun için öncelikle tarıma büyük önem veriyoruz.